Evet sevgili takipçilerimiz, her hafta bir konukla sizlerin karşısında oluyoruz. Bugünkü konuğumuz da Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Kemal Çebi. Şimdi siyaset geçmişi, siyasetteki deneyimi, duayenliği ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi geçmişiyle beraber son 3 yıldır da 3 yılda aşkın bir süredir Küçükçekmece Belediye Başkanlığı yapan Sayın Kemal Çebi ile bir söyleşimiz olacak. Sorularımızı Sayın Yılmaz Bacacı ile beraber soracağız. Sayın Başkanımız da cevaplayacak, sizlerle paylaşacağız. Öncelikle başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Kent Siz de hoş geldiniz. Kent Yaşam Gazetesi olarak bugün bizleri de ağırladınız, sağ olasınız. 3 yılı aşkın bir süreyi geride bıraktık Küçükçekmece Belediye Başkanlığınızda. Öncelikle şu geçmiş 3 yılı değerlendirdiğimizde seçim sürecinde vaat ettiklerinizin ne kadarını yapabildiniz, ne kadarını yapamadınız ve geride kalan 2 yılda neler yapmayı planlıyorsunuz? Önce teşekkür ediyorum bu röportaj için. Bizim Küçükçekmece halkına, İstanbul halkına ulaşma konusundaki kolay bir yol olarak biz de bunu kullanıyoruz. Küçükçekmece'de 3 yılda neler yaptığımızı, neler yapamadığımızı ya da 3 yıl önce, 3,5 yıl önce seçim çalışmaları esnasında vatandaşa vermiş olduğumuz vaatlerden ya da seçim bildirgemizin şu anda neresindeyiz? Bunu soruyorsunuz. Birinci soru olarak. Çünkü bütün belediye başkan adayları vaatlerle geldiler ve siz de vaat ettiniz. Doğal olarak kazandınız ve... Siyasetin doğasında olan bir şeydir. Neden aday olduğunu vatandaş sorar sana. Yani söylenenler lafta mı kaldı? Yoksa o vaat ettiğiniz projeler ne kadar hayata geçti? Birincisi seçim beyannamemiz ortadadır. Ben yakın bir tarihte Küçükçekmece'ye 2019 seçim çalışmalarındaki seçim beyannamesini kaybetmişlerdir ya da muhafaza edememişlerdir diye yeniden dağıtmayı planlıyorum. Seçim beyannamesini. Bizim vaatlerimizin olduğu ve vatandaşa vermiş olduğumuz broşürler var. Bu broşürleri yeniden dağıtmayı planlıyorum. Bu amacım şu. Burada. Bu çok cesurca bir davranış oluyor Sayın Bayan. Ben de cesur bir adamım zaten. Yani Karadeniz'de uçurumdan mı geliyor? Öyle. Çünkü şunu söyleyeyim, ben Küçükçekmece halkına yalan söylemedim. Küçükçekmece halkına yapamayacağım vaatlerde bulunmadım. Siyasetin belirli bir miktarda, belirli bir ölçekte abartısı vardır. Ama ben o abartıyı da kullanmadım. Neleri yapabileceğimi çok önceden planlamıştım. Küçükçekmeceli olmam münasebetiyle ve Küçükçekmece'de siyaseten uzun süre görev yaptığım için gerçek anlamda yerelde Küçükçekmece'de nelerin yapılması gerektiği, nelerin yapılmadığı, yapılamayanların neler olduğunu iyi tespit etmiş birisiydim. Birincisi şu, seçim öncesiyle ilgili. Dolayısıyla bunu daha sonra arkadaşlarımızla birlikte revize ettik ve bir seçim beyannamesi haline getirdik. Peki seçim beyannamesini yaparken, insanlara vaatte bulunurken nereden yola çıktık, nasıl hareket ettik? Bu şuydu. Yerel yönetimlerin son yıllardaki evrilmesini dikkate aldık. Yani yerel yönetimler böyle büyük büyük yatırımlar yapamayacağını, bütçelerinin kısıtlı olduğunu, bu bütçeleri ancak toplumun günlük yaşantılarını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini biraz yukarıya çıkarmak ve benim de çok önemsediğim... O zaman şu çıkıyor başkanım, yani seçim bildirgenizde, vaatlerinizde uçuk şeyler yok. Yok. Hayata geçecek olan şeyler. Bazen unutmuşsun, illaki okumuşsundur ama unutmuşsun belli ki. Ben de buradan yola çıkarak toplum bunu unutmuştur diye ben bunu yeniden dağıtacağım. Şunları yaptım, vaat etmiştim. Siz de bunları satın aldınız ve bana oy verdiniz. Dolayısıyla ben bunların neresindeyim? Evet. Bu vaatlerin neresindeyim diye topluma dağıtacağım. Bitireyim, bir iki cümle daha kurmak istiyorum. Dolayısıyla bunu çok önemsiyorum. Üçüncüsünü söyleyeyim. Üçüncüsü, yerel yönetimler gelişmiş ülkeleri takip ettiğimizde aslında görevleri daha önceden gelmiş bir anlayış var. O anlayış sınırlandırmış. Bir çerçevenin içerisine koymuş. Nedir bu? Efendim çöpü toplar, kaldırımı yapar, asfaltı döker, park yapar. Efendim buna benzer böyle çok klasik, her belediyenin yapması gereken klasik şeyler. Bunları zaten yapmazsan seni burada oturtturmazlar. Yani vatandaş oturtturmaz. Bunlar çok klasik şeyler. Ama bunun dışında toplumu
daha genç yaşlardan, çocuklarımızdan dediğimiz yaşlardan itibaren toplumu, kültür düzeyini yükseltebilmek. İki, ulaşamadığı bazı şeyler vardı. Bunlara toplum son zamanlarda ulaşamıyor. Nedir bu? Kültürdür. Nedir bu? Sanattır. Edebiyattır. Zaten sorularımızın arasında bilgidir. Bu da var. Kültürel çalışmalarımız. Bilgidir. Yani. Bilgiye ulaşmaktır. Ya da kısacası şu. Kentte eşitliği sağlayabilmek, adaleti sağlayabilmek, kent aidiyetini sağlayabilmek, yaşadığın kenti sevebilmek, oraya ait olduğunu hissedebilmek. Eğer bunu başarabiliyorsan o zaman demek ki belediye başkanı olarak ya da bir kurum olarak görevini yeterince yerine getiriyorsun demektir. Hı hı. Bütün bunlara baktığımız zaman eğer devam edin derseniz, ikinci bir soruya geçmeden devam edin derseniz bunun neresindesiniz diye gerçekten bu bildirgeyi seçim beyannamesini topluma dağıtacağım. Al takip et. Bir cümle daha kurayım. Bunu neden yapacağım? Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde insanlar o seçim beyannamesini çok önemserler. O bir senettir. Verilmiş sözdür. O aslında yasal bir haktır. Diyor ki sen bana bunları söyledin, ben de sana oy verdim ama sen bunları yapmayınca bir haksız oy almış oldun benden, ben de seni dava ediyorum şimdi. Ben ne yaptım? Sen dedin ki Küçükçekmece'yi ben bu kenti memnuniyet oranını ya da yaşam kalitesini yükselteceğim. Örnek, ben bu kentin yeşil alanını yükselteceğim. Bu kentin eğitimine katkı sunacağım. Sporuna katkı sunacağım. Ben de tam buradan vazgeçmiştim, gidecektim. Ben dairemi satacaktım. Dairemi satmadım. Evet. Burada kaldım. Şimdi sen beni maddi zarara soktun. Bunların hiçbirini yapmadın. Şimdi seni dava ediyorum. Bunun için yapıyorum. En doğal hakkıdır diyorsun. Bu çok doğal bir hakkıdır. Toplum sana ne yapmış? Aranda bir anlaşma yapmışsın. Zimmen bir anlaşmam var. Nedir bu? Demişsin ki al bunu oku. Ben senden bunları yapmak üzere, bu hizmetleri vermek üzere oyuna talibim. Şimdi karşılıklı bir alışveriş var mı? Var. Var. Dolayısıyla senin bir hakkın doğuyor. Yani vatandaşın bir hakkı doğuyor. Diyor ki benden bunlara göre oy aldın. Şimdi ben de o seçim beyannamesini yeniden vatandaşa dağıtacağım. Ben bu topluma ne söz verdim? Birincisi dedim ki Küçükçekmece'nin yaşam kalitesini yükselteceğim. İki, Küçükçekmece'de yaşadığın için asla pişman olmayacaksın. Bunu neyle yapacağım? Bir, yeşil alanını artıracağım. Ben imar, plan, bilmem ne üzerlerinde inatla, ısrarla oynayarak seni betonlara, daha fazla betona boğmayacağım ki yapmıyorum. Belki farkındasınız. Bunlar yapılmıyor. Bir diğeri, ben senin... Bunu artırabildiniz mi sevgili başkan? Yeşil alandan söz ediyorsunuz. Evet, artırdım tabii ki. Artırdım tabii ki. Şu anda rakamlar yanında yok ama yani yaklaşık... Bakın bu yeşil alan meselesi şöyledir. Dünya ortalaması, Avrupa Birliği ortalaması ve Türkiye. Türkiye'de de İstanbul, İstanbul'da da Küçükçekmece. Bir dakikada vereyim ben bunu size. Bir insanın sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için 13 metrekare, 13'ten 11 metrekare arasında yeşil alana, kişi başı ihtiyaç var. Yeşil alana ihtiyacı vardır. Yeşil alandan kastımız nedir? Yaşam alanı içerisindeki, yani yaşam alanı içerisinde. İnsanlar orada yaşıyor olmaları lazım. Yaşadıkları yerde parktır, bahçedir, yeşil alandır. Yani binaların olmadığı, insanların, toplumun girip istifade yani, edebileceği yerler yeşil alandır. Kayabaşı ormanlarını kastetmiyoruz o zaman. Kayabaşı ormanını kastetmiyorum. Yaşadığı yerle ilgili yani. Söylüyorum. Yaşadığı yerle. Lütfen bitireyim. Yaşadığı yerle. Burada yaşıyor olacak. Burada yaşayan bir insanın buradan 150 kilometre uzaktaki bir yeşil alandan istifade etme imkanı yok. Öyle bir şansı yok. Dolayısıyla yaşadığı alanın içerisinde olması lazım. Avrupa ortalaması şu anda 11. 11 metrekare. Dünya ortalaması aldığımız zaman 8 metrekarede. Kişi başı yeşil alan miktarı. Ben Küçükçekmece'yi devraldığımda
Kişi başı, kişi başı yeşil alan miktarı 2,5 metrekareydi. Şu anda 3,5 metrekare. Şimdi 3,5 metrekare az gibi görünüyor. Evet. Doğal tabii. Dünya ortalamasını dikkate aldığında az gibi. Avrupa standartlarının ve dünya standartlarının çok altında. İstanbul zaten kent olarak altında İstanbul. Ancak İstanbul'da öyle ilçeler var ki yani 2,5'dan 3,5 metrekare. Evet. 1 metrekare, 1,5 metrekare olan yerler var. Şu anda Küçükçekmece 3,5-3,7 civarında. Kişi başı yeşil alan. Yeşil alan. Bunu çoğaltabilir misin? Oldukça zordur. Niye? Artık yerleşik bir alan içerisindeyiz. İnsanların binalarını, bilmem nelerini, şunları bunları ortadan kaldıramayız. Ama kullanım alanlarını genişletebiliriz. Atıl duruyor. Orayı güzel bir park haline getirebilirsin. İnsanların girip çıkacağı yer haline getirebilirsin. Bazıları bunlar ne yazık ki siyasetin kirliliği içerisine mahkum olmuş bazı rakamlar vardır. Yani yeşil duvara. Sen bir yeşil, tane şey yapıyorsun. O yeşil alana girmiyor. Onun üzerinde çocuk, onun üzerinde insanlar oynayamıyor. Onun üzerinde. Ya da bitkin olmadı. Yer yeşil alan bitki olmuyor. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi Küçükçekmece'ye baktığımızda buranın temel sıkıntıları nelerdi? Burada bir eğitim sıkıntısı vardı. Eğitim sıkıntısı şuydu. Nüfusun kalabalık olmasından dolayı tekli eğitim ve ikili eğitim yapılan mahallelerimiz var. Hala var mı? Var. Pekala, tekli eğitim yapan bir okulla ikili eğitim yapan bir okulda okuyan çocuklarımız eşit mi? Değil. Biri diyelim ki 4 saat eğitim alıyor, ötekisi 7 saat eğitim alıyor. İkisi aynı değil. O zaman ne yapmak lazım? Bunlara takviye yapmak lazım. Yani onların bu diğer öğlene kadarsa... Eşit seviyeye getirebilmek amaçlı bir çalışma mı? Evet var. Bilgi evlerinde bunu yapıyoruz mesela. Bilgi evleri bize geçmişten kalma yerlerdir. Bizden önceki belediye başkanlarının, belediyelerin yaptığı yerlerdir. Ama biz bunları geliştirdik. Yani eğitim müfredatını geliştirdik. Onların şeyleri geliştirdik. İçeriğini tabii. İçeriğini olarak değiştirdik. Bir diğeri kapasitesinde de bir öğrenci kapasitesinde artış var. Bir diğeri temel sıkıntılardan mesela trafik yoğunluğu. O keşmekeş hala yaşanıyor. Yaşanıyor ama dikkat edin kısmen de olsa bir rahatlama vardır. Ne yaptık da biz rahatladık? Çok alternatif yollar açma olanağı çok fazla yok. Ancak işte tek yön, çift yön, yolları daha kaliteli hale getirerek asfaltlanmasını bilmem neresini yaparak bunları yapmaya çalıştık. Bir diğeri kent içerisindeki trafik sorununun önemli sebeplerinden bir tanesi de sokaklara park yapılması. Araçların sokaklara park etmesi ve yolu hareket halindeki araçların hareket kabiliyetini azaltmasıdır. Biz bunları ne yaptık mesela? Bu konuda %100 memnun musun, %100 başarılı mıyız diyemeyiz. Ben başarısız olduğumuz yani henüz daha istediğimiz düzeye getiremediğimiz işlerden bahsediyorum. Kentin içerisinde boş arsalar vardır. Özel arsa, belediyeye ait, kamuya ait, hazineye ait. Buraları düzenledik. Otopark yapılmadan. Buraları düzenledik. Biraz zeminini şey yaptık. Dedik ki ya caddeye park edeceğine, caddenin üzerine ya da sokağın içerisine park edeceğine gir şuraya park et. Kaç araba park eder oraya? 20 araba. Ama sen bundan 200 tane yaparsan 4000 araba park etmiş bunların olur. Bunların karşılığında bir park ücreti talep ediyor musun? Etmiyoruz. Yok. Öyle bir şey yok. Çalışmalarınız için de bir dikkat çeken noktalardan bir tanesi son dönemlerde gündeme gelen prestij caddeler, prestij sokaklar var. Bu nasıl bir sistem başkan? Nereden icap etti böyle bir prestij caddeleri gündeme getirmek? Nasıl bir çalışma bu? Şimdi şöyle, prestij caddeden kastımız şuydu. Bizim sınırlarımız içerisinde en önemli caddelerden bir tanesi Halkalı Caddesi'dir. Evet. Böyle bir düşüncemiz vardı. Halkalı Caddesi'ni prestij cadde haline getirme fikrimiz vardı. Ancak şöyle bir şey düşündük. Halkalı Caddesi'nde daha başka bir uygulama yapılması lazım ki araç sayısını, trafik sorununu da bu şekilde çözelim. Onun için o projemizi biraz ertelemiş bir durumdayız. Ama
Geçmişte bir şey vardı, Halkalı Caddesi'nde Havarayı projesi falan vardı. Yani biraz da o zor bir projeydi. Biz ondan çok fazla ilgilenmedik. Yani ilgilendiğim dönemlerde baktım ki çok zor bir proje. Uygulanma olasılığı çok düşük bir şey. Onu hayata geçirmedik. Benim fikrim, düşüncem, Halkalı Caddesi bir alt tünelle geçişin yapılması ve bunun E5'e çıkması. E5 yan yola kadar çıkması, alttan girip öteki tarafı da karşı tarafa geçecek şekilde. Alt giriş derken sevgili başkan, trafiği tamamen mi alta indirmeyi düşünüyorsunuz yoksa alt üst çift kat gibi mi düşünüyorsunuz? Hayır, trafiği tamamen alta indireceksin. Alta indirdiğimiz zaman... Ama genişleme olmadığı sürece bunda bir farklılık olur mu? Trafikte bir azalma yaratır mı? Ama bu... Altta bak, park sorunu olmayacak. Altta transit geçiyor. Transit geçecek. Alttan transit geçiyor. Üste öyle değil. Üste duruyor. Bizim toplumumuzun şöyle bir alışkanlığı var. Nereye gidecek? Fotoğrafçıya. Değil mi? Fotoğrafçının önüne park etmek ister. Tam önüne park etmek ister. Böyle bir alışkanlığımız var. Ha, bu alışkanlığın süreç içerisinde de ortadan kalkması lazım. Tam da söylemek istediğim bu aslında. Toplumu, yerel yönetimler, yöneticiler süreç içerisinde de bazı şeylere evrilmelerini yani sağlaması lazım. Yani bu, buradan nereden mesela? Efendim ya bizim toplumumuz, bizim çağımız tiyatroyla biz tanışmadık. Niye? Tiyatro 50 sene önce yok muydu? 40 sene önce yok muydu? Vardı ama bu buraya kimse el atmamıştı. Hı-hı. Ya kişi ben buradan tiyatro izlemek için Taksim'e gitmek zorundaydı. Bilmem nereye gitmek Hı-hı. zorundaydı. Buradan bahsediyorum. Ama sen bunu vatandaşın ayağına getirirsen, sanatı, kültürü, sinemayı, edebiyatı, şiiri, bunu vatandaşın ayağına getirirsen bu kültürle tanıştırmış olursun onu. Sevgili Başkan, izlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ve de takdir ettiğim çalışmalarınızdan, gerçekten bunu çok samimi olarak söylüyorum. Takdir ettiğim çalışmalarınızdan bir tanesi, ben de 22 yıldır Küçükçekmece'de yaşıyorum. Dolayısıyla o günden bugüne baktığımda Küçükçekmece'nin sizin döneminizde kültür sanat anlamında level atladığını, hatta birkaç tık birden atladığını görüyoruz. Evet. Bu nasıl başardınız bu işi? Bunu planlı yapıyoruz. Yani bunu yaparken birincisi cesaretin olacak. Ben buna başlayacağım ve bunda başarılı olacağım diyebileceksin. Efendim Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi'nde efendim Sefaköy Kültür Merkezi'nde bir tiyatro koyarsak kaç kişi gelir? Bunu düşünmeyeceksin. 10 kişi gelsin. Sonra 20 olur. Sonra 50 olur. Sonra bakarsın ki artık koltuk kalmamış. Bunu başlattık bir. İkincisi, çok iyi bir tiyatro danışmanımız var. Yani tiyatrodan gelen, devletten, devlet tiyatrolarından. Sanat danışmanı. Evet, sanat danışmanı. Hı. Emekli olmuş bir arkadaşımız. Onun vasıtasıyla iki, kültür müdürümüzün de bunda çok büyük katkısı var. Dolayısıyla topluma sinema izlettiriyoruz. Kitap okutturuyoruz. Biz tiyatroyu sadece şeylere değil, yetişkin insanlara değil, çocuk tiyatrolarımız var. Her yaşa, her yaşa hitap edecek şekilde. Emin olun, bakın nasıl oluyor. Bunlar internet üzerinden ve sosyal belediyeciliğin en iyi uygulandığı yerlerden birisi orasıdır. Çok sembolik rakamlarla veriyoruz. Yani 5 liraya izlettiriyoruz. Çocuk oyununu 3 liraya izlettiriyoruz. Daha sonra yetişkin oyununu 7 liraya izlettirdik. Belediyeler AŞ değildir. Belediyeler ticarethane değildir. Belediyeler vatandaşın hizmet yeridir. Vatandaştan topladığı vergileri onlara en iyi şekilde sunacak ve onun geleceğine katkı sunacak. Bakın günlük ihtiyacına değil, geleceğine de katkı sunacak hizmetler vermesi gerekiyor. Onun çocuklarının iyi yetişmesi gerekiyor. O da geleceğe sunulacak katkıdır. Kreşlerimiz de böyledir. Hangi sözleri vermiştik? Burada kamu kurumunun, kamunun çocuk bakım evleri yoktu. Bunu tespit etmiştik biz. Dedik ki her mahalleye, birinci dönemde her mahalleye en az bir tane biz bunu yapacağız. Şu anda kaç tanesini hayata geçirdiniz? Bunu her mahalleye derken iki mahalleyi, üç mahalleyi dışarıda tutmuştuk. Bunlardan bir tanesi Cennet Mahallesi, bir tanesi Atakent, bir tanesi de Beş Yol Mahallesi. Neden? Neden dışarıda tutmuştuk? Şöyle, Beş Yol'da bir tane daha öncenin belediyenin yapıp da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devrettiği bir tane var orada zaten. Beş Yol'da vardı. Cennet Mahallesi ve Atakent'te bu iki mahalle gelir düzeyi biraz daha yukarıda olan mahalleler. Geriye 18 kalıyor. Biz 18'in 9 tanesini yaptık.
Yani dokuz. Görev süresinizde 9 tane... Şu ana kadar. Şu ana kadar. 9 tanesini yaptık. 3 tane de Büyükşehir Belediyesi yaptı. Evet, 12. 12. Dolayısıyla ben Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yere bir daha yaparak diğer tarafı mahrum etmemek için dedim ki önce her mahalleye birer tane olsun ama büyükşehir ama Küçükçekmece. Şu anda yapımını devam ediyoruz. 2 yıla yakın süremiz var. Belki tam 2 yıl değil ama süremiz var. Planlamamızla birlikte 18 mahallenin tamamında en az birer tane çocuk bakım evi olacak ve dönem süresi. Evet. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Bunu da söyleyeyim. Yeterli değil. Neden? Çok talep var. Biz tabii bunu kurayla yapıyoruz. Belirli kriterler var. Gelir düzeyin şu kadar olacak. Onun üzerindeki gelir düzeylerini o kuraya tabi tutmuyoruz. Dolayısıyla tamamen kurayla kayıt yaptıranların içerisinden kurayla buraları çocuklarımızı alıyoruz ve birinci derecede hizmet veriyoruz. Bakın birinci derece hizmet veriyoruz. Özellere 1800, 2000, 2500 lira olan aylık ödentili yerler konuda emin olun daha başarılıyız. Bu gençlik merkezleri, gençlerle ilgili gençlik merkezleri, kadın aile. Mesela ben geldiğimde bu müdürlük yoktu. Kadın aile müdürlüğü yoktu. Ben bir kadın aile müdürlüğü koyduk. Veteriner müdürlüğü yoktu. Veteriner müdürlüğü kurduk. Ve Türkiye'nin en modern... Evet, hayvan rehabilitasyon merkezini yaptık. Son derece gelişmiş makinelerin, gelişmiş aletlerin olduğu bir yerdir. Hastane gibidir. Ben ziyaret etmenizi isterim. Orayı gidip gezmenizi gerçekten çok isterim. Herkesin gezmesi gerekiyor. Bununla ben beraber kadın aile mesela kadınlara vermiş olduğumuz hizmetler var. Bu hizmetlerde kadının kendisini geliştirmesi, efendim psikolojik destek alması gibi desteklerimiz var kadınlarla ilgili. Kadınlara spor yaptırma gibi çok ciddi çalışmalarımız var. Yaz aylarında biz bu spor yaptırma meselesini kadınlarımıza spor, özellikle biraz yaşı daha ilerlemiş insanlara spor yaptırma şeysiyle Çekmece'nin 15-18 zaman zaman 20 mahallesinde, 20 yerde parklarda da yaptırıyoruz bunu. Onları spora alıştırabilmek için. Bir başka şey, yıllardır işte geçitler, yapmış olduğumuz geçitler. Efendim, sosyal hizmetleri geliştirmek. Çünkü Türkiye'nin şartları ortada. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü geliştirmek. Yeniden yaptık. Aşevi yaptık mesela. Oraya aşevi kurduk. Günde, her gün 650 ihtiyaç sahibine 2 öğün sıcak yemek gider. Ve bunu kendi... Gidiyor değil mi? Onlar gelmiyor. Hayır, gidiyor. Ayağına gidiyor. Evine gidiyor. Nasıl gelsin o? Kesintisiz mi başkan? Cumartesi, pazar ya da tatil gibi. Kesintisiz. Hiçbir tatili yoktur. Hiçbir şeyi yoktur. 7-24 2 öğün. Yani, şu anda 650 aileye sıcak yemek gider. Üstelik de bak bunu inatla söylüyorum. Bunu görmek isteyenler lütfen gelsin görsünler. En iyiye, en güzele yakın bir lokantanın ya da restoran yemeği kadar yemek yaparız, kendimiz yapıyoruz. Aşevini geliştirdik, bu yemeği kendimiz yapıyoruz. Yani bunu taşerona vermiyoruz, ihale etmiyoruz. Sevgili başkanım, aile müdürlüğünden söz ettiniz biraz önce. Bazı şeyler anlattınız. İşte kadınlara özellikle sanatsal faaliyetlere, spor faaliyetlere kattığınızı söylediniz. Peki bu süreçte o insanları ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlı herhangi bir hizmet de veriyor musunuz? Evet, veriyoruz. Bir hünerli eller projemiz var. Buna sabit bir yere taşıdık bunu. Atakent, Menekşe Parkı'nın içerisine özel bir yer koyduk oraya. Orada 15'er gün arayla dönüşümlü olarak kadınlarımız orada gelir. Evlerinde el hünerleriyle, kendi becerileriyle yapmış olduklarını orada satar ve aile bütçesine katkı sunmaya çalışırlar. Bir yeri Sultanmurat'ta. Belki siz de biliyorsunuzdur. Orada bir Sultan Kafe vardı. Sultan Kafe, evet. Mesela orayı dönüştürdük biz. Kooperatif haline getirdik. Sanıyorum bir de hibe alındı değil mi? Oraya bir hibe de aldık, evet. Avrupa Birliği'ni aldık. Şeye dönüştürdük biz orayı. Şimdi orada kadınlarımız yemek yapıyorlar. Ne yapıyor? Köfte yapıyor, kısır yapıyor, bilmem pasta yapıyor, börek yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bunları çeşitli yerlere satarak, yani diyelim ki pastaneye satıyor. Biz bile alıyoruz. Biz sosyal tesislerimize oradan
Börek alıyoruz, poğaça alıyoruz, bilmem ne alıyoruz. Onları satıyoruz kendi sosyal tesislerimizde. Orada onlar ciddi şey yapıyor. Bir diğeri gene Kadın Aile Müdürlüğümüze ait bir yer. Bunlara çeşitli kurslar veriyoruz. Sürekli bu. Devamlı yani kesintisiz kurs veriyoruz. Nedir bu kurs? El sanatlarını geliştiriyor orada. Yani işte terzilik öğreniyor. Orada da çeşitli yemek yapmasını öğretmeye çalışıyoruz. Birçok atölye var. O atölyelerde geliyorlar. Farklı sanat türlerini. Farklı sanat türlerini. Orada öğreniyor. Sonra onu meslek halinde de getirebilir. Yani onu meslek de yapıp. Ya hem orada öğretiyor hem isterse dışarıda da ayrıca. Tabii öğrendikten sonra dışarıya gidiyor. Kendine bir iş sahası da yaratıyor. İş sahası yaratıyor yani. Evet. Peki sevgili başkan, %70'lik bölümünü neredeyse tamamladığını söylediniz. Kalan 2 yılda da %30'u. 5. yılın sonunda geri kalan kısmın tamamını bitirmek. Bakın şöyle söyleyeyim size. Ben siyasetçilerin propaganda yöntemlerini anlatmak istemiyorum. Herkesin kendine göre bir yöntemi siz var. Siz olun başkan. Kendiniz anlatın bize. Ben şimdi bunu planlarken dedim ki seçmene bir şey sunacağım. Bu birinci 5 yıl. İkinci bir 5 yıllık planım var. İkinci bir 5 yıllık benim projelerim var. Bunu sunamam. Bunu sunduğumuz zaman olmaz çünkü eğer bunu da sunmuş onun olsaydım... Onun sorumuz olacak zaten. İkinci beşinci sorumuz o zaman... Bu seçim beyannamesini onlara dağıtamazdım. O evet. Bende var. Bende var. Ben olursam kendim. Tamam. Ben olamazsam diğer arkadaşıma, olacak arkadaşıma tamam. Diyeceğim ikinci, ki al bu projeleri, değerlendir kardeşim. İddiayla söylüyorum. Bir belediye başkanı anket yapar. Saha ölçümü yapar. Öyle değil mi? Sahayı ölçer. Der ki bu hafta sonu bir seçim olsa belediye başkanına oy verir misiniz? Evet bu güzel sorulabilir. Küçükçekmece'deki bütün spor kulüpleriyle ki 80'in üzerinde 87 civarında spor kulübü var. Spor dediğimiz zaman sadece futbol kulübü aklımıza gelmesin. Basketbolu var, voleybolu var, kadın futbol takımı var, kadın voleybol takımı var. Uzak Doğu sporlarının yapıldığı dövüş sporları var. Birçok spor şeysi 87 tane resmi Küçükçekmece'de spor kulübü var. Desteğiniz ne aşamada başkan? Ben bunların tamamıyla temas halindeyim ve tamamının gelişmesiyle ilgili katkılarım vardır. Sporun geliştirilmesiyle aynı ilgili oluyor. Bak bir diğeri de zaten gelen bilmiyorum takip etmişsiniz mi? Bana haftada bir 10 günde bir bunlar bir okuldan gelirler, spor kulübünden gelirler, başarı şeylerini getirirler. İşte judoda birinci oldu, Türkiye birincisi oldu, Avrupa ikincisi oldu, işte Balkan bilmem nesi oldu diye gelirler. Küçükçekmece spor konusunda belki İstanbul'un en başarılı ilçelerinden bir tanesidir. Çünkü spora vermiş olduğu katkıdan dolayı. Benden önce de veriliyordu. Ben bunu artırmaya çalışıyorum. Hiç şüphe yok ki her belediye başkanı duvara tuğla koyar. Ben bunu reddetmem. Koyulmuş olanı reddetmem. Ama benden önceki bir koyduysa ben iki koymaya çalışırım. Benden öncekini nasıl düşündüğünü bilmem ama benim önceliklerim var. Bir, toplumun önceliği kim? Hangi hizmetler? İki, bu hizmetleri verirken mahalle önceliklerimiz hangisi? Bunu da dikkate alman lazım. Bunu almadığın zaman işte kentte eşitliği sağlayamıyorsun o zaman. Kanarya Mahallesi kentsel dönüşüm çalışması da dahil. Belediye meclisini takip edip siz muhalif kanatla çok kavgasız, gürültüsüz, tartışarak eleştirilerini de alarak ama şey değil. Şimdi biz İstanbul'un tamamında hareket ettiğimiz için belediyeleri takip ediyoruz. İktidar muhalif çok ciddi çatışmalar var. Evet. Ama Küçükçekmece'de bu çatışma yok. Eleştiriler var. Sonuçta ortak bir şeyde buluşuyorsunuz, hizmet noktasında buluşuyorsunuz. Kanarya kentsel dönüşümde bunlardan bir tanesiydi. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Ya şimdi şöyle, ya siyaset çatışma ya da kavga sanatı değildir. Aslında siyaset bir uzlaşma sanatıdır. Uzlaşı sanatıdır. Ne yazık ki popülizm siyaseti olması gereken yerden aşağıya çekiyor. Popülizmden uzak kalacaksın. Ben bugüne kadar Küçükçekmece meclisine ya bu da mı olur
Ya bu acaba bunu bir düşünelim denen herhangi bir madde göndermedim. Göndermedim. Bir diğeri Celal Bey. Yani şimdi iki kere iki kaç eder? Dört eder. Niye kavga edeceğiz? Evet. Niye kavga edelim ya? Beş mi diyor kardeşim? Yok. İki kere iki dört eder. Dörtse o zaman kavga edecek bir durum yok. Hiç şüphe yok ki bir iktidarı vardır, bir muhalefeti vardır, bir eleştirisi vardır, bir bilmem nesi vardır. Bunlar bir seviyeli. İki, küçük çekmeceyi ve küçük çekmece halkını düşünerek yapılmış ise ben belediye başkanı olarak bir kişinin dahi kıstım bunu eleştirisini dikkate alırım. Alırım yani. Onu dikkate aldığım için. Bir diğeri de şöyle. Ben küçük çekmeceye yabancı değilim onun için. Ben küçük çekmecede büyüdüm. Dışarıdan gelmedim. Bu meclis üyelerimizin bizim olsun, yani Cumhuriyet Halk Partili olsun, İYİ Partili olsun, MHP'li olsun, AK Partili olsun, meclis üyelerini normalde zaten sivil yaşantıda da birçoğunu tanıyan birisiyim. Şimdi sevgili başkan, bu Celal Bey'in sorusuna paralel şunu sormak lazım. Yani uyum içinde olduğunu söylediniz tüm meclis üyeleriyle, muhalif meclis üyeleriyle birlikte ortak karar aldığınızı biz de takip ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla siz göreve geldiğiniz günden bugüne geçmiş dönem bürokratlarla, kadrolarla çalışıyorsunuz. Daha doğrusu kendi kadronuzu oluşturmamış gibi bir görüntü var. Hı. Biz mi yanlış görüyoruz yoksa bir işin doğrusu bu mudur? Sizin biraz önce söylediğiniz gibi açıklamanızda uyum içinde çalıştığını söylüyorsunuz. Kadroyu bu nedenle mi değiştirmediniz? Ya da seçilmiş meclis üyelerinden birini başkan yardımcısı olarak görevlendirip iç örgütüyle aranızdaki koordinasyonu sağlaması gibi bir düşünceden niye hiç yararlanmadınız? Niye böyle bir şey uygulamaya geçirmediniz? Hala aynı başkan yardımcıları çalışıyorsunuz ve bu örgütün de bir anlamda ister istemez tepkisine, eleştirilerine neden oluyor. Hı hı, hedef evet. Tahtası haline geliyor. Yani hı hı. Ne söylersiniz bunlarla? Bununla birkaç dakika izin verin söyleyeyim ben size. Sabah gazetesinde yazıyordu Zülfü Livaneli. Sabah gazetesi de muhalefet ediyor o zaman SHP'ye. SHP'liler de Zülfü Livaneli'yi eleştiriyorlar sürekli. Bu gazetede niye yazıyorsun, burada niye yazıyorsun diye. Evet evet. Zülfü Livaneli'nin çok güzel bir lafı vardı. Dedi ki, benim nerede yazdığıma değil, ne yazdığıma bakın. Belediye başkanının kiminle çalıştığına fazla ilgilenme. Nasıl çalıştığını ve başarılı mı değil mi ona bak. Beni sadece partililerin değil, Küçükçekmece'de yaşayan, oy vermiş ya da vermemiş. Herkesin eleştirme hakkı vardır. Buna bir itirazım yok. Ancak şöyle, eleştiriyi havaya atmayacak. Eleştiri yaparken diyecek ki senin şu birimini eleştiriyorum. Bu biriminde eksiklik var. İlerleme sağlayamadın. Bunun başındaki kişiden mi, senden mi, başka bir şey yok. Bunu bize açıklar. Bunu kabul ederim. Ama şöyle. Hala bilmem kimlerle çalışıyorsun. O bilmem kimler bu ülkenin vatandaşı değil mi yani? Burada değil mi? Bir. İkincisi, ben işi çok fazla magazin konumuna getirmek istemem. Gördün mü ya belediye başkanı filancıyı da almış görevden. Oo gürültüye bak, patırdıya bak. Bakın bir insana bu örneği vermek istiyorum. Herhangi bir rahatsızlığınız var ya da ailenizden birisi rahatsız. Birisinden yardım istiyorsunuz. Ona diyorsunuz ki ya benim çocuğum, eşim ya da kendim şöyle bir rahatsızlığım var. Bana tavsiye edebileceğin iyi bir doktor var mı? Ben ona gideyim. Şöyle diyor musun? Bana tavsiye edebileceğin iyi bir sosyal demokrat doktor var mı diyor musun? Demiyorsun değil mi? Bak canını teslim edeceksin. Canını teslim edeceksin. Bir tarafa bırakıyorsun. Bırakıyorsun. Niye? O bireysel. Orada doğrudan seni ilgilendiriyor. Şimdi bu ülkenin yetiştirmiş olduğu devletin memuru işi siyasete dökmemişse, belediyenin içerisinde siyaset yapmıyor ise, onu fikrinden ya da geçmişte kullanmış olduğu oydan dolayı onun bilgisini, liyakatını, birikimini, tecrübesini sokağa atmam, atamam. Bu toplumun menfaatine kullanıyorum. Bu bir. Ben onu bu toplumun menfaati için yapıyorum. Bu topluma daha iyi hizmet verilsin diye yaptım. İkincisi şu. Küçükçekmece Belediyesi'nde 25 müdürlük var. 25 müdürlüğün
15 ya da 16 tanesinin ben geldikten sonra değiştiğini kaç kişi biliyor? Bunu illa benim çıkıp ilan mı etmem lazım? O yana bu yana röportaj verip buralarda anlatmam mı lazım ki? Bak ben yaptım ha. Bir diğeri. Bizde 4 tane belediye başkan yardımcısı var. Evet. 2 belediye başkan yardımcımız geçmişte de belediye başkan yardımcısıydı. Evet. Ben açıkça söylüyorum. Her ikisinden de çalışmasından, sahiplenmesinden, tecrübesinden, bilgisinden, birikiminden ben ve Küçükçekmece halkı onların bu saydıklarımdan istifade ediyor. Onlar belediye başkanından ya da belediyeden istifade etmiyor. Buna emin olun. Ne şeysi var? Bana ne onun düşüncesinden, bana ne onun fikrinden, bana ne o kime oy kullanmış olduğundan, geldi burada onu mu uyguluyor? Ona göre mi davranıyor? Hayır, ona göre davranmıyor. Ben de onun tecrübesinden istifade ediyorum ve bu istifademi topluma fayda olarak sunmuş oluyorum. Tamam, liyakat açısından bakmış oluyorsunuz. Liyakat açısından buraya bakıyorum. Demin dediniz ki siyasallaşmamışsa o kişi, görev verdiğim kişi, çalışırım. Ama çok genel bir kanı var. Hemen hemen herkesin üstünde mutabık kaldığı bir müdürünüz var. Seçim dönemi belediye personelini toplayıp AK Parti'ye oy vermezseniz sizi şöyle şöyle yapacağım deyip sonra da AK Parti'nin kaybettiği gece ağlayan bir müdürünüz şu an halen görevde. Bu da bunu da herkes bilir. Ben isim vermeyeyim de. Belki bir dahaki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi için ağlar ya. Biz kaç kişiyiz? 10 kişi. İktidar olmamız için 20 kişi olmamız lazım. 20 kişiyi demek ki bir 10 kişiyi daha ikna etmemiz lazım. Solun, sosyal demokrasinin şöyle bir yapısı vardır. İnsanları örgütleyeceksin. Seni sayın yetmiyor buna. O insanları örgütleyeceksin. Belki ben onları Cumhuriyet Halk Partili yapıyorum. Yani kötü bir şey mi yapıyorum yani? Dolan, ben onları Cumhuriyet Halk Partili yapıyorum. Dolan birisi yok mu Cumhuriyet Halk Partili? Tam şunu sormak lazım şimdi. Sevgili başkan örgütlenmekten falan söz etti. Tam şunu sormak lazım. Siz örgütlenmekten söz ediyorsunuz ama bakıldığında halkın içinde göremiyoruz. Sevgili başkan biz sizi halkın içinde göremiyoruz. Evet. Bir serzeniş var. Evet. Nerede bizim başkanımız diyor. Niye nerede? Niye peki. Yok? Evet sorumuza hatta geçmiş olduk. Hatta şunu söylüyor. Diyor ki yani birçok belediyelerde halk günleri var. Özel günler var diyor. Evet. Belediye başkanı vatandaşlarını alıyor makamına. Dertlerini dinliyor, çözüm üretiyor. Bunları yapıyor diyor. Bizim başkanımız ne yapıyor diye soruyorlar. Evet. Biz de vatandaşın sorularını size yöneltelim başkan. Doğru. Niye halkın içinde değilsiniz? Doğru. Neden halk günü yapmıyorsunuz? Doğru. Buyurun lütfen. Şimdi birincisi şu. Halk günü konseptine inanmıyorum. 100 kişi, 50 kişi bu odanın içerisine gelecek. Bu odanın içerisine gelecek. Burada onun içerisinden 2 kişi çıkar. Bak iddialar söylüyorum. Manşet olsun. 2 kişi çıkar Küçükçekmece'nin toplumsal sorunlarını konuşan. Geri kalan 98 tanesi başka sorunları benimle konuşur. Oraya da gelmez. Bak buraya da gelmez. 10 kişiyi topla ben özel konuşacağım, özel görüşeceğim der. Niye? Çocuğunu iş. Çocuğuna iş isteyecek. Bilmem nesine bilmem ne isteyecek. Çalışıyorsa ona bir yukarısına bilmem ne isteyecek. Birincisi halk gününe inanmıyorum. İkincisi halk gününde halk sorunları konuşulmuyor o zaman. Halk sorunları konuşulmuyor. Ha, bakın halk günleri iddia ediyorum. Babamın oğlu yapsa popülizmdir. Popülizm. İşin kolayına kaçmaktır. Bir günde, iki saatte bir haftayı temizleyeyim ben. Birincisi bu. Size çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bak. Her hafta bir halk günü yaptık. Her hafta da o halk gününe 100 kişi geldi. Lan 100 kişi buraya sığar mı? Daha büyük. Veya meclis salonuna. Daha meclis salonunda. 100 kişi geldi. 100 kişiyle halk günü yaparız. Bir dakika. Ayda kaç eder? 4. Hiç atlamadın 400 kişi. Öyle değil mi? Şimdi 400 kişi. Pekala. 3 yılda kaç hafta var? Şimdi kaç ay var? Kaç ay? Ayda 400. 24 ay var. 3 yılda 36. 40 de. 40 çarpı 400. Çarpı 400. Bak, bakalım 4 kere 4, 16. 16 bin. 16 bin. Doğru mu? İçeriden getirelim şimdi. İçeriden bunların hepsi kayıt tutuluyor. Ben şurada 32 bin kişiyle görüştüm. Burada. Evet. Yani bu anlattıklarınızdan şu çıkıyor ki 32 bin iki katını gereği yok. Ben iki katıyla sadece şu odada görüştüm. Bakın şu odada. Ben 32 bin kişiyle görüştüm. Oradan kiminle görüştüğünü soran varsa
çıkartır, tamam, listesini verir. Ben o liste. Neyle görüştüm? Şimdi şunu söyleyeyim. Sayın Başkan, burada görüştüklerinde özel istek doğrultusunda gelmiş olmuyor mu? Abi fark etmiyor. Yani fark etmiyor. Aynı öteki şey de aynı şey olacak. Ona evet, gelmiyor. Tek tek. Bakın. Ben 3 tane spor kulübünü, ya 3 spor kulübü bir araya gelsin, üçünüzün yönetimiyle birden görüşeyim diyorum. Yok diyor başkan. Biz ayrı gelelim, onlar ayrı gelsin. Biz top isteyeceğiz, onlar fazla isteyeceğiz. Ya işte isteyeceğiz. Öyle. Onun için halk günü yasak savmadır. İddiaydı. Yasak savma. Halk günü budur. Peki bu nedenle mi halkın içinde yoksunuz başkan? Şimdi gelelim oraya. Bununla iddia ediyorum. Halkın içinden çok gezen belediye başkanı benim. Ben bunu iddia ediyorum. En çok nikah kıyan belediye başkanı benim. En çok bu toplumun özel günlerine, davetlerine katılan belediye başkanı benim. İddia ediyorum. Bugüne kadar daha bir gün izin kullanmadım. Cumartesi, pazar. Geçmişe dönük programlarıma bakın. O geçmişe dönük programlarında. Üçünü değerlendiriyoruz. Üçünü değerlendirdiğimiz için. Hiç izin kullanmadım. İzin kullanmadım ben. Cumartesi, rekor pazar. Bu. Rekor tabii. Cumartesi, pazar, bayram dahil. Size bir anımı anlatayım. Anı değil de. Başkan, bu bayramda 9 günlük tatil var ya. Bu bayramda ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Tatile nereye gidiyorsun? Ben birkaç yere birden gideceğim dedim. Neresidir o? Söyle, o iyi iyi. Neresi? Fatih Mahallesi'ne gideceğim. Mehmet Akif'e gideceğim. Bilmem. Mahallelerin adını saydım. Ve onların hepsine ben gider bayramda açık bulduğum kahveye, derneğe girerim. Onlarla bayramlaşırım. Bayramlaşırım. Bir yere 3 gün gideceksin. Başka gün giderim ya. Ha, gitmedim de. Evet. Yani evet, gitmek, gidenleri de eleştirmiyorum. Yani ayrı, bu yeterli. Halkın içinde göremiyoruz. Herhalde tevatür, bak, dedikodu gibi. Birincisi doğru değil. İkincisi şu. İkincisi şu. Toplum güneş çarığı sıkınca çarık da ayağı sıkıyor. Bu toplum öyle bir hale gelmiş ki sokağa çıkıp sokakta yürümeye kalktığın zaman 2 kilometre yürüyeceğim diyorsun. Caddenin boyu 1 kilometre. Döneceğim karşıdan da yürüyeceğim 2 kilometre. 200 metre yürüyemiyorsun. Neden? Yoğunluktan mı? Vatandaşın, yoğunluktan. Vatandaşın ilgisi. Toplum, ya ilgi şöyle ilgi ama. Şöyle ilgi. Arz talep çoğalıyor. Arz talepten. Evet. Daha talepten daha çok. Evet. Arz değil de talepten dolayı yürüyemiyorsun. Bu toplum hali gelmiş. Toplumun suçu değil bu. Ben bunun için mi sokağa çıkmıyorum? Hayır. Ama Küçükçekmece'de 2200 sokak, 150 cadde var. Yaklaşık 2400. Her birinin de iki kaldırımı var mı? Çift, evet, kaldırım. 4800-5000. Oturdum bunu hesapladım. Hiç belediyeye gelmeyeceğim. Bütün bu sokakları yaya gezeceğim. Bana selam verenle de konuşacağım. Bilmem neyle de konuşacağım. 8,5 yılda bitiyor. İkinci beşine ihtiyaç var. Yani ikinci dönemde adayım. Bak, 8,5 yılda bitiyor. Bu da popülizmdir. Avrupalı, evet, diyor mu ki ben belediye başkanını görmedim. Milletvekili sen neredesin, şimdiye kadar niye gelmedin? Hizmete, hizmete bakıyor. Onun hizmetine bakar. Yani insanlar diyorsunuz, benim nerede olduğumu eleştirmekten ya bak, ziyade neler yapıp yapmadım eleştirsin. Beni boş ver ya, beni görüp de ne yapacaksın? Ya beni görmek isteyeni ben biliyorum. Filancı sokakta diyor ki ben seni görmek istiyorum. Ben de tahmin ediyorum niye görmek istediğini. Ben onu da kınamıyorum. Ama kardeşim beni göreceğini bırak. Güneş çarık misali. Ben çalışayım. Evet. Ben daha çok üreteyim, daha çok proje yapayım, daha çok takip edeyim, daha çok müdürümle, başkan yardımcısıyla, bilmem neyle daha çok toplantılar yapayım, daha çok planlama yapayım, sana daha çok hizmeti sunmaya bana fırsat ver. Bir sebebi bu. İkincisi pandemi. Bir şey daha söyleyeyim bu konuda, bak şimdi. Pandeminin ilk ayları. Herkes tedirgin. Millet eve kapatılmış. Evlere kapatılmış. Dedim ki ben pazarları gezeyim dedim. Pazarlar kuruluyor. Pazarları gezeyim dedim. Gerekli tedbirler alındıktan sonra kurulan pazarlardan söz ediyorum. Evet evet, onlardan bahsediyorum. Tedbirli yani. Neyse biz de tedbir aldık. Çift maske bilmem ne şudur budur. Pazarı gezdik. 3 tane pazar gezdim. 3. pazardan sonra bana dediler ki ya sosyal medya kötü. Hayırdır dedim, ne oldu? Millet isyan ediyor. Bizi eve kapatıyorsun, kendin pazarda geziyorsun. Oo.
Bizi eve, bunlar var hala duruyor sosyal medyada. Bizi eve kapatıyorsun, kendin pazarda geziyorsun. Başkan bu nasıl oluyor diye. Bu nasıl oluyor diye. Şimdi şöyledir. Buralar çok kalabalık yerler, çok şeyler. Buralarda vatandaş şu şeyi olgunlaştırması lazım. Ya ben belediye başkanını görsem, el sallasam ne olur, görürsem olur. Güzel bir şeydir ama göremeyişim de onun eksiği ya da bizim eksiğimiz değildir. Biz onun yaptığı işleri görelim. Düzgün kaldırımda. Küçükçekmece'de kaldırım kültürü var mı yok mu? Şimdi... Kaldırım kültürü yok, kültür. Kaldırım diye bir kültür oluşmamış. Gelmişsin. Kaldırım sıfır olmalı. Ha buraya bir metre bir kaldırım yapmışsın. Onun da zaten yarım metresini esnaf kapatmış. Evet. 60 önüne bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Geri kalan kısmını araçlar park ederek. O yarım metreden gideceksin. Ha buraya bir araç çıkmış. Kadıncağız çocuk arabasını buradan indirecek, buradan çıkaracak. Ona bir yardımcı olacak falan. Bu kültürü geliştirmeye çalışıyorum ve kaldırımları bu şekilde değiştirmeye çalışıyorum. Sonra vatandaş şunu söylüyor. Aynı yerden. Aynı yerden söylüyor. Diyor ki, başkanım bizim sokağa gelmedin. Sonra diyor, bakın o sokağa yapılıyor. Sonra telefonu, bizim sokağın kaldırımları için çok teşekkür ederim. Ben oraya sürekli gelsem, sürekli sokakta etsem ben bu işleri yapamayacağım. Onun için toplum bundan vazgeçecek. Ve biz bunu dönüştürmemiz lazım. Ne olacak sonra sürekli? Şey gibi bak. Ya belki ileri gidiyorum ama bir yerde yangın olmuş, sel olmuş. Yetkili takmış kafasına bir tane şey, giymiş bilmem neyi, çizmeleri, orada gidiyor fotoğraf veriyor. Orada durduğu 5 dakika fotoğraf. Popülizm dediği... Popülizm bu. Evet, popülizm dediği. Ben ona bakmam. Yangını ne kadar sürede söndürdün? Selde mağdur orada olanların kaç kişinin canını kurtardın? Evet. Ne kadar zamanda o yaraları sardın? Ona bakmak lazım. Oraya çizmeyle gitmek, giderler hatta var. Çalışanı da meşgul etmektir bir ya anlamda. Ya çizmeyle giderler, gidecek zaten. Onlar evet. Alt düzeyde gidecek. Sen üst, en üst düzeyde yetkilisin. Ne işin var orada? Sen evet. Oturacaksın, yetkililer alsın, masa kuracaksın. Acil durum ilan edeceksin. Bilmem ne yapacaksın. Bir an önce o mağduriyeti ortadan kaldıracaksın ya. Sayın Başkan, buradan o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na böyle bir durumdan dolayı ciddi eleştiri olmuştu. O zaman İmamoğlu'nu da savunuyorsunuz. Ben savunuyorum tabii. Verdiğim savunuyorum. Katkılar ne? İBB'nin size Küçükmece Belediyesi'ne verdiği bir katkı var mı başkanım? Yani kısmen belki diğer yerlere daha çok ihtiyacı olan yerlere daha çok vermiştir. Bakın İmamoğlu'nun işiyle bir ilgi söyleyeyim size. İstanbul'da 118 yeri yağmurlarda su basıyordu. Şimdi bu nasıl tespit edildi? Bunu Allah tespit etti. Gönderdir reçeteyi. Reçete. Dedi ki bak burayı su. Niye? Bastı orayı çünkü bastırı. Su. Artık bir daha senin araştırmana, mühendislik bilgine gerek yok. Hemen işaretliyorsun. Burayı basmış. 118. 117 tanesini yaptı. 118'inci Esenyurt. Esenyurt Taramidere var ya. Esenyurt. Orada çalışma devam ediyor. Büyük bir yer orası. O çalışma orada devam ediyor. Diğer yerler niye? Beşiktaş'ı niye basmadı su? Şu an su basma olayı bitti. Kadıköy niye basmadı? Niye? Buraları yaptılar şimdi. Yapmışsa da hakkını teslim edeceğiz. Esenyurt'ta en son büyük yağmurda bir Esenyurt'ta oldu. Kıyamet koptu. İnsanlar dalıp okuyunca bakıyor öyle herhalde İstanbul'un her tarafında. Yok bir tek orada var. Şimdi ben başkanın bir başka özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bir yapıcı bir kişiliği. Bunun yanı sıra da çocuklara karşı çok özel bir sevgisi var. Çocuk görünce dayanamayan, mutlaka her çocukla sarılan, fotoğraf çektiren bir yapınız var. Sayın Başkan bu... Çocuk sevginiz, çocuklarınıza geçmişte çok mu sarılamadınız, uzak mı kaldınız siyaset yüzünden? Yoksa bu yapınızla alakalı bir şey midir? Bu konuyla biraz... İki şey var. Birinci söylediğiniz doğru. Ben çok siyasetle meşgul oldum. Çok Anadolu'da kaldım işim gereği vesaire. Belki çocuklarıma yeterli ilgiyi gösteremedim. Çocuklarıyla, çocuklarıyla yaşayamadık çocuklarıyla. Bu doğru. Ancak ikincisi şu bak. Çocuk seninle iletişimi... Saniyede ilk bakışta kurar. İlk bakışta seninle kurar. Çocuk seni gördü. Gözüne bakar sana doğru koşmaya başlar. Seninle doğru bir iletişimi kurdu. Kalp iletişimini kurdu. Sana baktı hemen annesinin eteğine yapıştı arkasına dolaştı. Dolandı kuramamış. Kuramadın. Niye? Bir de şöyle bir şey senin var bakışından orada. Doğru etkilenmedi çocuk. Çocuk bunu çok çabuk yakalıyor. Yani Kemal Çebi'nin bir çocuk paratoneri mi var? Bende yok. Şöyle, çocuklar bunu tespit ediyor. Ama bende ona karşı sevgi var. Bakın çok samimi söylüyorum. Ben bu ülkenin çocuklarını
bu ülkenin cumhuriyetinin sonsuza dek yaşatılması için çok seviyorum. Onlar gelecekler. Onlar yapacaklar. Onlar bu ülkenin geleceği. Benim de geleceğim. Benim geleceğim yok mu ya? Ben de yaşlanacağım. Ben yaşlandım, evden çıkamıyorum. Bu ülkenin doğru yönetilmesini isterim. Sağlık sisteminin çok güzel olmasını isterim. Torunlarımın iyi bir eğitim almasını isterim. Yoksa nereden alacak? Bu eğitim verilmiyorsa nereden alacak? Onu bu çocuklar yapacaklar. Bu çocuklarla yapacağız onları. Bir de başkanım değil de sürekli Kemal amca deniyor. Güzel bir şey o. Evet. Şey gibi Süleyman Demirel'e bir baba lakabı oluşmuştu. Atıyorum Meral Hanım'a abla deniyor. Size de böyle Kemal amca, çocukların Kemal amcası oldunuz. Sevginin başka ifadesi. Çünkü güzel bir şeydi. Güzel bir şey. Bakın güzel bir şeydi. Bana bazen geçmişte söylerlerdi ya. Başkan mı desek, Kemal mi desek, abi mi desek, Kemal Bey mi desek. Başkan çok kolay bir şeydir, hitap şeklidir. Neden öyle? Çocuklardan mı geliyor bu? Benim belediye başkanlığımla bir ilgisi yok bu işin. Yani ben yeni başkan olmadım. Ondan önce ilçe başkanlığı, 17 sene kulüp başkanlığı vesaire. Benim lakabımdı başkan. Öyle kalmıştı. Şimdi insan bana yanaştığı zaman başkan nasılsın derdi. Derdi yok. Lan Kemal abi mi diyecektim, Kemal Bey mi diyecektim bilmiyorum. En kesin yok. Böyle şey yok. Belediye başkanı olunca şey değişti. Şimdi geldik belediye başkanlığına. Başkan. Yani çok şey bir durum değil o. Çok özel bir durum değil. Niye? Sizin için özel bir durum değil. Benim için özel durum şu Kemal abi. Kemal amca. Kemal amca. Bu çok özel bir durum. Çocukların Kemal amcası. Bak bu sahiplenme, bu sevginin ifadesi. Seni sahipleniyor, seni seviyor. Kemal amca diyor sana. Amcasıyla seni eşdeğer tutuyor. Kemal abi diyor, abisiyle eşdeğer tutuyor. Yabancı görmüyor. Çok önemli bir şey. Geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin sahiplendiği bir konu var. Celal hatırlıyorsan Cadde 24'te bir olay vardı. Evet. CHP'ler sahiplenmişti, mahkemeye falan taşımışlardı. Evet. Bu konuyu konuşalım başta. Soru da gelsin evet. Soruyu da alalım o zaman. Nedir, ne yaptınız, hangi aşamadayız, neler olacak? Hayır, mahkeme şu an yıkım kararı verdi. Mahkemenin kararı olur. Nasıl bu uygulama olacak sonra? Şöyle. Şimdi bu geçmişe dönük bir mahkeme kararı, yani bir şikayetin mahkemeye Cumhuriyet Halk Partiler tarafından verildi ve devam etti. Ancak Türkiye'nin yargı sisteminden mi, başka bir şeyden mi tartışılacak bir şeydir. Tartışmaya açık bir konu. Ama siz de gittiniz. Oradan yer aldınız. Oradan baktınız. Dediniz ki ben şu daireyi beğendim. Ruhsatı var mı? Var. Tapu var mı? Var. İskan var mı? Var. Peki devletin vermiş olduğu iskana, devletin vermiş olduğu tapuya, devletin vermiş olduğu ruhsata güvenmeyecek de vatandaş neye güvenecek? Güvendi. Her şey yerinde. Ben burayı satın aldım dedi. Aldı. Şimdi burada o vatandaşlar mağdur olacak bir. İkincisi. Hayır, olayın şu tarafı var. Mahkeme süreci devam ediyor. Mahkemeye verdiniz. Bugün de mahkeme kararı önünüze geldi. O zaman muhaliftiniz. Bugün iktidardasınız. Ne yapacaksınız? Evet. Böyle o kadar iş var ki Türkiye'de. Böyle o kadar örnekler var ki Türkiye'de. Mahkeme süreci devam ediyor. O mahkeme kararı verdi. O da itiraz etti. Bir başka mahkeme. Bir üst mahkeme. Şu an devam ediyor. Devam ediyor. Mahkeme kararı devam ediyor. İstinafta. Evet. Devam ediyor. Biz onun sonucuna göre tabii yeniden oturacağız. Yeniden bu değerlendirecek. Yeniden meclise gündem yapacağız. Açacağız. Yani biz itiraz ettik. İtiraz ettik de mahkemenin sonu. Nereye ettik? Mahkemeye. Niye? Mahkemeye güveniyoruz. Hukuka güvenildi. Edildi. Hukukun vermiş olduğu karar neyse onu uygulayacağız yani. Başka bir şey yok. Hukuk yıkım kararı derse yıkım mı olacak? Yıkım kararı demez oraya. Yıkım belki ama yukarıdan. Ama mahkeme yıkım kararı dedi. Yukarıdan tıraşlama kararı. Tıraşla dedi. Bilmem ne verir. Peki bir durum söz konusu olabilir mi başkanım? Tıraşlama kararı çıkıyor. O da olabilir. Ya her şey olabilir. Ya mevcudun yeniden değerlendirmesi olabilir. Efendim yukarıdan 3 katı indirin aşağıya olabilir. Her şey olabilir. Mahkemenin kararını beklemek zorundayız. Bakalım ne zaman mahkeme kararı çıkacak. Son sorumuz. Bir şeyi sormak istiyorum. Yani başkanın bir anket yaptırdığını duyuyoruz. Bir tanesini mi duydun? Özetle sayın başkan. Demedim başkanım. Bir tanesini duymuşsun. Şimdi demin başkan sohbet arasında söyledi zaten. İkinci beş yıl. Kayıtlı kişisi açısından bir soralım kendisine bir soru. Evet. İkinci beş yıl var mıyız? Önce şeyi mi söyleyelim başkan? Anketi soralım. Anket yapılıp yapılmadığını, anket sonuçları niye gösteriyor? Siz ikinci dönemde aday yapabilecek gibi bir durum görebiliyor musunuz? Birleştirip sorunun cevabını alalım. Hiçbir sıkıntı yok. Hangi, nasıl yani? Söyleyeceğim, rakamları da söylerim, hiç merak etmeyin. Hiçbir problem yok.
Şöyle yok. Yani evet, çalışmalarınızı anlatan bir anket değerlendir. Anladım, anket sonucunu. Tabii. Şimdi bunu en son anketi yapan firma geldi bize sunum yaptı. En son dediğiniz hangi tarih sevgili başkan, hatırlıyor musun? Bir buçuk ay oldu değil mi? Bir buçuk ay falan oldu. Yani son şey. Bunu biz yaptırmadık. Bunu il başkanlığı yaptırdı. İl başkanlığı 6 ayrı firmaya 39 ilçeyi sordu. Bunu geniş bir şeyle sordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni sordu, belediye başkanını sordu, büyükşehir belediye başkanını sordu, AKP'li belediye başkanını sordu, memnuniyet oranlarını sordu vesaire vesaire. Birçok şeyi, soruları sordu. Ama ondan önce de benim geldikten sonra yaptırdığım 4-5 tane anket var. Bu anketleri sadece kendi durumumuzu öğrenmek için, ya benim oy oranım kaç oldu diye sadece onun için yapmıyoruz. Vatandaşın tepkisini de alıyoruz. Vatandaşın talebini de alıyoruz. Yani hangi mahallede ne isteniyor? Hangi mahallenin şikayeti ne? Hangi mahallenin memnuniyeti ne? Bütün bunları ölçüyoruz o şeylerde. Çünkü bunlar mahalle mahalle alınıyor ve belirli bir oransal sayıya göre yapılıyor. Dolayısıyla en sonundan bahsedeyim size. Hedefe ulaşamamışız. Benim hedefim %60'tır. İkinci seçimde %60'tır. Hedefe az kaldı. 3,5 puan falan var geri gitmezsek. 56,5 civarındayız. Yani bu son 1,5 yıllık süreçte o seviyeye gelirim mi diyorsunuz başkanım? Geliriz. Yani şöyle geliriz. Ben anketlerin içerisinde cevaplarda kendini gizleyen insanların olduğunu biliyorum. Yani cevap veremiyor, gizliyor. Hele hele bu pandemi döneminde ağırlıklı olarak telefonla yapıldı. Telefonla yapılan şeylerde, anketlerde karşı taraftaki korkuyor. Türkiye'de bir korku iklimi hakim. İnsanlar, ya şimdi sokakta simit satan konuşmayalım diyor, dinlenebiliriz diyor. Ya sen niye dinlesin lan, simit satıyorsun işte. Yani zaptala gelir tabloyu götürüyor. Konuşmayalım diyor, dinlenebilir. Lan dinleniyor, 84 milyon insan mı dinleniyor, 50 milyon insan mı dinleniyor? Böyle bir olanak mı var, böyle bir imkan mı var yani? Dolayısıyla bunun adı ne? İklim, korku iklimi. Aha. Korku iklimi hakim olmuş. Bu hakimiyet ne yapıyor? Herkesi korkutuyor. Sana telefonla soru soruyor. Acaba diyor fişlendik mi etmedik mi? Soruyu cevap versek mi vermesek mi? Bizim çocuk da yeni girmişti belediyeye çalışmaya. Acaba atılır mı atılmaz mı? Başkan mı soruyor bilmem ne mi soruyor? Bir sürü kötü sorular aklına geliyor. Durumumuz iyidir. Ama beni daha fazla memnun eden başka bir soru var. Beni çok daha fazla memnun eden başka bir soru var. Soruların içerisinde. Ben geldiğimde İlk yaptığımız ankette Küçükçekmece'de yaşamaktan memnun musunuz? Anketi yaklaşık 50'nin üzerindeydi, 54 civarındaydı. O civarlardaydı. Küçükçekmece'de yaşamaktan memnun musunuz? Şu anda 65. Yani yaklaşık 10 puan üzerine koymuş. Bu bana oy olarak 10 puan yansımadı. Ama memnunum diyor. Küçükçekmece'de yaşamaktan memnunum. Peki belediye başkanının temel amacı ne? Toplumu memnun etmek, memnuniyet oranını artırmak, yükseltmek, vatandaşın hizmete kolay ulaşmasını sağlamak. Çok zaman şey yaptı, ben size sosyal tesislerden çok fazla bahsedemedim. Toplumun bedava, ucuz ulaştığı hizmetlerden çok fazla bahsedemedim. Mesela, İlerler günlerde daha olur. Geniş kapsamlı. Mesela bizim sosyal tesislerimizde sadece şunu bir şey olarak söyleyeyim. 2019'da dedik ki bu adı üstünde sosyal tesis. Ne demek? Ya buradan her gelir grubundaki insanın istifade edebilmesi. Yani dar gelirler. Amacımız o zaten. Yani benim sokağımı süpüren kişi de oradan gitsin, istifade etsin. O da iki çocuğunla karısını alsın, ayda bir defa o tesislerde gelip kahvaltı yapabilsin. Yapabilsin evet, diye. Dolayısıyla mesela çay 1 liradır. Evet. Hala öyle devam eder o. Eder. 5 yıl sonra, 5. yılın sonuna kadar devam edecek. 1 liradan. 1 liradan devam edecek ya. Üzerine kar mar koymuyoruz. Zarar etmiyor mu? Zarar etmiyor. Sürmez ediliyor bir tarafa. Zarar da, ya bakın en başından söyledim. Kar amacı olmadığı için belediyeler AŞ değildir.
Belediyeler evet. ticarethane değildir. Belediyeler toplumdan almış oldukları vergileri onlara hizmet olarak iade etme ve bunu organize etme yerleridir. Niye sosyal belediyecilik diyoruz? Parti içerisinde rakiplerinizin de merakla beklediği bir sorunun cevabını alalım. Bilmiyorum. Ben gerçekten parti içerisinde yani aday olmak isteyen, rakip olmak isteyen... Küçükçekmece aday konusunda çok üretken bir ilçedir. Evet, tabii. En az 10 tane çıkabilir, tabii. aday çıkacaktır buradan hiçbir, yani. Hiçbir sorun değil evet. yani. Çok çeşitlilik olması da iyi bir şeydir yani. Demokrasinin gereği. Ben aday olmak, yeniden aday olmak isterim. Bunun için birkaç şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Sağlığın el verecek. Aslında şuradaki... Parti isteyecek. Sen seçim kazanacaksın. Ailen bir sorun çıkarmayacak. Yani bir de insanların aileleri var. Yani senin sorumlu olduğun yerler var. Onlar sorun çıkarmayacak. Partin seni adayı gösterecek. Halk memnun olacak. Sen seçimi kazanacaksın. Birçok şey bir araya gelecek. İster misin? İstiyorum. Ön seçimde birinci çıkmanıza rağmen aday gösterilmediniz ve hiç partiye de küsmediniz. Hı hı. Tavır da sergilemediniz. Ama sonunda da yine hakkınız olan adaylığı aldınız ve başkan hı. oldunuz. Buna biraz değinelim. Yani partililik ruhu nasıl bir şey sizde? Çünkü partinin kuralı ön seçimdi. Ön seçimde birinci gelen, ön seçimden çıkan birisini aday göstermek zorunda normalde. Kural Celal bu. Bey. Ama siz buna rağmen hiç yapmadınız. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde iki tip siyasetçi vardır. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Küsmediniz değil mi? Yani biz küsmem, doğru biliyoruz küsmem, değil mi? Yani küsmem. Aday öyle şey olur mu ya? Niye küsmediniz? Hakkınız olmasına rağmen. Hayır hayır hayır. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni sırtlayıp taşımak isteyenler. Hı hı. İkinciler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtına binip kendini taşıtmak isteyenler. Harika bir şey. Dolayısıyla evet. Dolayısıyla biz almış olduğumuz kültür, bu ülke için vermiş olduğumuz mücadele tamamen evet. Cumhuriyet mücadelesidir. Evet. Tamamen evet. toplumun refahıyla ilgili bir mücadeledir. Biz temel amacımız bu. Burada bize verilmiş ya da bize biçilmiş rolü oynamak isteriz. Şimdi hı hı. bana belediye başkanlığı görevi verildi, ben onu yaparım. Hayır efendim, belediye başkanlığı yeterli. Yeniden ilçe başkanı olacaksın, olurum. Hayır efendim. Ya bu böyledir yani, ben tercihi ben kendim mi yapacağım ya? Nasıl olur ya? Ben bunu istiyorum, olmazsa olmaz. Ya mağazadan ceket mi alıyorsun? Ben kırmızı istiyorum, kırmızı yoksa hı hı. gidiyorum. Olur mu öyle şey? Cevap alamadığınız yok, bir şey başkanım, var mı? Yok. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya herhangi bir şey yok. Şöyle. Çekmeceli hemşerilerimize bir mesaj var. Şunu söyleyebilirim bakın. Küçükçekmeceli hemşerilerime. Birincisi bana sahip çıktılar. Hem seçimde hem seçim sonrası. İkincisi beni sevdiler. Ben de onları çok sevdim. Bir diğeri sizin paranız olabilir, şöhretiniz olabilir. Bilmem neyiniz olabilir. Her türlü şeyinizden, varlıklardan siz istifade ediyor olabilirsiniz. Belki de fazlasıyla. Ama ben bu topluma, fakire, fukaraya, ihtiyaç sahibine, olanakları geniş olmayan insanlara hizmet etmeyi, bundan daha büyük insana haz verecek, mutluluk verecek, vicdan rahatlığı verecek bir şey yok ve bunun bir başka bir ibadet şekli olarak kabul ediyorum ben bunu. Hizmeti ibadet olarak görüyorum. Çok güzel bir şey bu. O kadar ya insanı rahatlatan çok güzel bir şey. Sen adama ne yapmışsın? Onun verdiği parayla, onun ödediği manevi parayla ermek müthiş bir manevi huzurdur bu. Müthiş. Ben bazen evden inerim. Benim evim şeyin üzerinde koruması yok, bilmem nesi yok yani. İstediğin gibi gelişiyle basabiliyorsun, kapıyı açtırabiliyorsun. Hatta arkada park da yapabiliyorsun. Park. Şimdi bazen inerim orada, adam bekliyor. Kendi bir talebi var, onu aktarır. Bazen inerim, kadın bekliyor, teşekkür etmek için. Ya yengem niye bu kadar bekledin burada, nereden biliyorsun? Olsun diyor, ben sana teşekkür etmek için gel. Öyle mutlu oluyorsun, o kadar keyifli oluyor ki, bildiğin gibi değil. Bu topluma hizmet etmek kadar keyifli, manevi huzur sağlayan bizim, başka hiçbir şey yok. Bizim izlediğimiz kadarıyla en büyük keyfi de çocuklarla alıyorsun. Çocuklar çok olağanüstü. Evet. Değil mi? Ben çocukların, şu son sözüm olsun. Ben çocukların belirli bir yaşa kadar... Çocuklaşıyorsun başkanım, doğru mu? Bak, belirli bir yaşa kadar çocukların Allah'ın yarattıklarına en büyük armağanıdır.
ondan daha büyük bir armağan yok. Onu anlıyor. Çocuk saf. Çocuk temiz. Çocuk orada kamera mı var, fotoğraf mı çekiyor? Bozuluyoruz. Oraya bakmıyor ki. Ya şimdi sen çocuğu dönüştürüyorsun. Çocuk beni dönüştürüyor. Ben de onun gibi oluyorum. Çocuklaşıyoruz dediğim gibi. O anda ben de onun gibi oluyorum. O kadar saf, o kadar temiz, o kadar duyguları şey ki. Ya o müthiş bir şey ya. Hakikaten müthiş bir şey. Peki. Sayın Başkan teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Başkanımız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili takipçilerimiz, bir başka zaman, bir başka konukla yine sizlerle birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.